Evet, herkese selamlar dostlar. Umarım keyifleri yerindedir. Videoları severek izliyorsunuzdur. Hoşunuza gidiyordur. Uzun zamandan beri bir Resident Evil oyununa başlayayım diyordum. Hangisine başlayacağıma karar veremedim. Normalde Resident Evil Zero'yu oynayacaktım, yani sıfırı oynayacaktım. Sonrasında şey yapamadım, karar veremedim ama Revelation'ı oynayacağım demiştim öncesinde. Dedim Revelation'a başlayayım. Biliyorsunuz bu seri hem Revelation 1 hem de Revelation 2 olarak devam ediyor. Bu oyunumuzda konu olarak Resident Evil 4 ve 5. oyunun arasında geçiyor. 4. ve 5. oyunun arasında geçiyor. Biliyorsunuz 4. oyunda Leon Scott Kennedy ile başkanın kızını kurtarmaya çalışıyorduk ve orada Las Plagas paraziti vardı. 5. oyunda ise Ouroboros virüsünü yok etmeye çalışıyorduk. Albert Wesker başımızın belasıydı. Tam bu 4. ile 5. oyunun arasında olan olayları görüyoruz biz. Ne oluyor, ne yaşanıyor? Hani o arada ne yaşanmış diğer yerlerde, diğer bölgelerde? Burada da tabii ki Jill Valentine'ın gözünden oynuyoruz bunu. Bakalım bu seride başımıza ne gelecek, neler olacak, görmüş olacağız. Uzun zamandan beri bir Resident Evil serisine başlayamamıştım. Hani daha doğrusu böyle bir, nasıl diyeyim size, bir hayatta kalma, korkut, böyle gerilim ve aksiyon temalı bir oyunu bir türlü bulamadım. Yani Resident Evil serisi dışında hiçbir oyunu bulamıyorum. Yani korku temalı var, gerilim temalı var, işte Outlast olsun, psikolojik korku oyunları olsun ama yani onlarda da herhangi bir şekilde bir eyleme geçip birilerini vuramayınca ben oyundan zevk alamıyorum açıkçası. Habire kaçıyoruz yani, başka hiçbir amacımız yok. O yüzden ben çok zevk almadığım için dedim bu seriye başlayayım ve Revelation'a başladım. Umarım bu seri hoşunuza gider. İyi bir şekilde izlersiniz ve severek izlersiniz. Daha fazla laf uzatmıyorum. Lütfen videoya başlamadan önce videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirim açmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın dostlar. Haydi bakalım, güzel bir seri olur umarım. Evet. Türkçe Yamayı bu arada Türkçe Oyun Merkezi grubuna çok çok teşekkürler. Bu oyunu bize Türkçe bir şekilde çevirdikleri için. Bakalım ne olacak, bizi ne bekliyor. Ben ayarları yaptım ama yine size aynı şekilde burada göstereyim. Nasıl bir ayarlama yaptım vesaire. Siz de görmüş olun. Ayarlarımıza girelim. Ekran ayarıydı sanırsam. Evet, 1920x1080 yenileme oranı şöyle 140 120'ye kadar mı destekliyordu, bir dakika. Ha. Bir kere senkronizasyon yok. Kare oranı kapalı. Keskinleştirmemiz yok. Aynı şekilde doku kalitesi en yüksekte. Eski bir oyun olduğu için ne kadar yüksek de olsa çok bir şey fark etmez. Evet. Tamam. Kaydetelim. Bu arada ben bir göreyim de onu. Tamam. Görüntü ayarımız. Görüntü ayarına bakalım bir ne varmış. Şöyle dursun. Tamam, burası iyi. Harekat diyelim. Ben bu arada sadece ilk bir açmıştım. Nasıl bir şey mekaniklerine bakayım diye yeni oyundan başlatalım. Sinematiği de açalım. Normal hocam. Biz zevk alarak oynamak istiyoruz. Çok böyle bir hardcore oyun istemiyorum. Evet, saat akşam 6. Akdeniz açıklarındayız. Yıl Hey Jill. Ne yazıyor? Queen Zenobia. Kraliçe Zenobia gemisi. Bakalım bu gemide bizi ne bekliyor? Ne yapacağız? Normalde bu arada serinin çok kötü bir oyun değil. Yani ben baktım, biraz bir araştırdım. Yani birçok oyuncu tarafından %80'in üzerinde bir oy kabulü var. Hani beğenilmiş. Fena değil. Tabii bir 4 kadar ve 2 remake kadar, 3 remake ele almıyorum ama 2 remake ve 4 kadar kaliteli bir şey olmasa da veya 8. oyun, 7. oyun kadar. Ama güzel. Yine Resident Evil'ı biz seviyoruz abi. Bu kanalda... Interpolation from their last known
on coordinates puts them right here on this ship. Tamam. Chris'i araştırın diyor. Tamam hocam. Ha, space'e başlayınca şeye gidiyor. Arkaya dönüyor değil mi? Ona. Ne oluyor lan? Çok silahım yok herhalde değil mi? Tamam. Köy var mı etrafta falan? Oğlum bunun fov ayarı çok yakın ya. Çok garip geliyor oyun şu an var ya, yemin ediyorum. Aynı Resident Evil 4 ile 5'teki gibi. Ananı. Ablamız, abimiz gitmiş dayı. Çok pardon dostlar, bir dakika. Oyunun sesini biraz açmak istiyorum. Bu arada kameram iyi değil mi benim? Şu an beni tam iyi görüyorsunuz, engel olmayın. Siz de en azından iyice izlemiş olun. Bu ne lan? Ananı avradını. Ben de zannetmiyorum Jill. O pislik şey neyse. Öyle mi olur lan? Sümük gibi akıyor. Bak cezanı örmeye. Anam. Anam. Bir şey var orada da, dur bakayım nereden çıkacak. Aa. Kan akıyor. Anam. O ne lan? Ne oluyor oğlum? Ben de böyle mutasyon görmedim. No power, which means no elevator for us. Ha, buradan gidemiyoruz öyle mi? O zaman şuradan gidelim. It's not working. Alışmıyor. Ya dur bir. Orada yukarıda. Bakayım boş. Buna gel. Ha, yeşil örp. Güzel. Lan mermereydim be baba. Ben gideceğiz anlaşılan. Oo. Anam! Bunlara vurabiliyor muyum? Devre değil, burayı delik deşik etmişler. Hala güç var diyorsun. Burada bir şey var mı? Aha mermi ver. Red Hawk. Mezbaya dönmüş oğlum. Parker, give me a hand here. Sure, no problem. O ne be?
Aha. I got Silah. something. Silah değil mi lan o? I think it's a gun. Now what? Give me a sec. Ey. Ananı avradım. Bu ne? Aha lan. Lan arkanda lan. Asa. Merhaba hocam. Hiç tanışmayalım git. Kaç kaç. Parkır kaç. Süper kahrolasıca. İki tane var. This explains our missing crew. This is not good. Where are you, Chris? Evet, Resident Evil Revelation'a hoş geldiniz. Bölüm 1. Derinliğe doğru. Tamam. Ne yapalım? Ha. Okey. This sunny and idyllic Mediterranean coast was the site of one of the world's greatest structures. It took a full 11 years to finish constructing the world's first aquapolis, the floating city of Terra Grigia. A sustainable metropolis operating on a massive solar energy matrix and equipped with the latest green technologies. Never before had solar energy been used to supply power to an entire city. But in 2004, a terrorist group opposing the city's development launched a bioterrorist attack. They not only released a virus, but also several creatures known as bio-organic weapons, further complicating the situation. This launched one of the worst tragedies the world has ever seen. The FBC, the world's leading counter-bioterror organization operating under the auspices of the US, was called in to direct efforts to contain the attack. Parker bu. The BSAA, a counter-bioterror NGO, which operates independently of the interests of any one country, went in as observers to assist the FBC. Realizing the need for immediate and decisive action, Supreme Local Headquarters issued the order to use the city's solar energy matrix on itself. Media outlets around the world began to refer to the incident as the terror. Oha, koca bir şehir yok ettiler lan. Following the incident, the FBC announced it has successfully disbanded the terrorist group called Veltro. It is now 2005, and a sense of calm and security is finally returning to the people. But, as you can see, the lost city of Terra Grigia remains inaccessible. A silent and potent symbol of the threat that bioterror poses for people. Ha, orayı şey almışlar. Karantina altına gibi almışlar bakın, kapatmışlar orayı. Oha. O kim? BSA'ya çalışan. Ah. You don't normally join the fray. Well, my doctor told me I need exercise. Oğlum özlemişim lan. Abi yemin ediyorum 4 remake hemen gelsin ya. Akdeniz sahili saat 3.50. Daha aynı 6'yı 8 geçiyordu. I guess the FTC couldn't cover up a mess this big, huh? Anyone who knows what happened here is going to put 2 and 2 together. And that's why I've sent the BSAA in to investigate. The
Did you pick up your new equipment from Quint? Yeah. Genesis something. Hmm. Is that its name? Onun adı ne? To read the manual, did you? No. I brought it with me just in case. I hope you read quickly because you're going to need it on your mission. Hmm. Yeah, I'm on it. Bu eleman komikmiş ha. Genesis kılavuzu. Global İlaç Konsorsiyumu tarafından geliştirilmiş ve test edilmiş olan bir biyotarayıcı özellikli alettir. Buna özel senkrotron radyasyonu analiz etmek için hedefe doğrultup kilitlenmesini sağlayın. En küçük miktarda virüsü bile analiz edebilmek mümkündür. Veri virüs analizi... Bu özelliği senkron radyasyonu belirlemek mümkündür. Mermiş, fal bitkilerine... Eğer algılanabilir nesne yakındaysa ekranın sağ alt köşesinde göstergede sinyal vermeye başlayacaktır. He. Sağ altta bir şeyler gösteriyor yani, öyle mi? Anladım. Böyle C ile kullanıyoruz bunu dostlar. Sağ altta bir şey çıkıyor yani. Look at this mess. Oh, they're rotted to hell. The Genesis requires a decent sample size to get an accurate reading. Scan the carcasses on the beach and send me your data. Hmm. Ha, şunu ver bakayım. Onu da ver. Güzel. O ne lan? Güzel. Metal tespiti. İçine bir şey de tespit ettim. İçine elini sokmayacaksın değil mi? Careful now. Don't worry. I've done this before. Abo. I've got something. O ne lan? What is this? If it's an engineered mutation, this could prove a link. I'll run some tests on this. Continue with the investigation. Bu adam bana pek bir güven vermedi ama neyse. Onu da taradık, onu da taradık, orayı da taradık. Bunu da taradım. Başka var mı? Anan! Anana uğradım. Öl lan. Bargıl sık şu gerizekalıya. Raccoon şehri Raccoon değil, Raccoon City'den bahsediyor. Şey sıkıştırıyor sanırım. Peki biz bu bir şey sıkıştıran şeyi nereden açabiliriz? Evet, bence de. Bunları yaptık zaten. Yürü git gerizekalı. Şuradan gideceğiz.
Anana uğradığını. Allah'ım. Of. Bum gitti ha. Yemin ediyorum var ya, gerizekalı patladı ya. Ne atmış merim var bayağı. Birileri zaten ayak basmış gibi gözüküyordur. Burada bir şey var mı? Geçen yılın bir gazetesi. Halk biyos organizasyonların varlığını bildiren bir makaleydi. He. Bu 8. Ne kaldı lan geriye? Var mı daha da tepede mepede bir şey? Herhalde yok. Aa dur lan, el bombası. Ver onu bana. Ne diyor? Yan silah kontrolleri geri düşünüldü hocam. Ha, okay. Tamam, go. Aa, of, hadi yürü. Sanki aradan geçirmeyince çok gerçekçi oluyor. Oyunda da bazen harbiden sinir olduğum şeyler oluyor yani, eski mi kafaya. Ne oldu şimdi peki? Analiz oranı %100 yaparsanız bir tane sağlık kapsülü kazanacaksınız. Eğer aynı türden düşman analiz edersen kazanacağın analiz oranı düşecektir. Anana uğradım. Aç ağzını. Gerizekalı seni. Dur abi, şurada iki mermi vardı, onu ben bir alayım. Hey sen konuşma. Bu da biz yanımıza şeyimize savaşıyoruz. O neden orada bir şey parlıyor? Aa bomba. Ver bakalım onu da. Güzel. Ben envanteri niye açamıyorum abi? Yok mu envanter yani? Nasıl bir sistem la bu? Ya da açılacak mı? Herhalde açılacak gibi geliyor. Bak getirdim numuneyi, hadi. No doubt about it. These corpses show signs of viral infection. And I bet it's no coincidence they came through the FBC's blockade. Well, we did all we can. Now we wait for the results to come back from HQ. Huh? It's the emergency line. Yeah, it's me. Uh-huh. What? Yes, that's fine. I'll take it from here. We'll have to speed things up. Starting now. Uh-huh. Good. Get to it. Jill, Parker, you two are still on the case. What happened? We lost contact with Chris and Jessica. When? How? We're not certain. I've sent their last known coordinates to your terminals. The signal was lost over the ocean. I thought they were in the mountains chasing Feltro. But judging from their position, they must be... On a ship. I'll go back to HQ, take charge of the search and rescue. You two will be my eyes out there. Yes, sir. Oraya gitmeden önce bu olayı gördük şimdi. Flashback sahnesi gibi. Okey. Terajiria değil mi lan ora?
Evet, temizleme süresi 6.18. SS aldık, güzel. Evet hocam. Bölüm ya da sahneye sonra kaydetmenizi önerilir. Okey, anladım hocam. Ya yere fark etmez şu an. Heh. Kraliçe Zenobia. Saat 6.20, 2 dakika sonra. Things got to Chris and Jessica? I hope not. Hey, no one's saying Chris is dead. All right, then let's find him already. You hear that? Was that the lock? I'll check it out. Okay, I'll see what I can find here. Copy that. I'll radio you if I pick up Chris's trail. Bir son. Annesine bulundu. Ha, güzel. Ha. Sistemi öğrendim bak, güzel ya. Bunların içinden şey topluyorsun. Nice. This thing has a lot of similarities to the corpses on the beach. O güzel. Ha, bunda tabanca farklı anlaşıldığı üzere. Bir şey var mı? Aha. Ne var orada? Ha, tabanca. Oo, iyi iyi. O zaman şöyle. Orada bir şey var, o ne lan? Ana. Oğlum sen de mermi veriyorsun, haznesi az. Böyle iş olur mu lan? Neyse, geri dönersek mermi alacağız, unutmayın. Dur bakayım. Evet, burası şimdi dostlar, bölüm sonu olsun. Bir sonraki bölümde Chris'i bulabilecek miyiz? Başımıza ne gelecek bunu görmüş olacağız ama bu bir sonraki bölümde. Lütfen eğer video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın dostlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.